Beyin kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda size birbirinden eğlenceli ve zorlu sorular sormaya devam ediyoruz. Eğer hala bu eğlenceli kanalımıza abone olmadıysanız bizce zaman kaybetmeyin ve her gün paylaştığımız bu videoları kaçırmayın. Hadi bugünün videosuna geçelim. Yaşlı bir çiftçi 17 atını 3 oğlu arasında paylaştırmak istemektedir. En büyük oğluna atların yarısını, ortanca oğluna atların 3'te 1'ini ve en küçük oğluna da atların 9'da 1'ini vermeyi planlamaktadır. Ve bu fikrini ölmeden önce oğullarıyla da paylaşır. Babaları öldükten sonra atları kendi aralarında paylaşmak isteyen oğullar, 17 atı babalarının isteği doğrultusunda bir türlü paylaşamamaktadırlar. Eğer bölmek isteseler atları ortadan ikiye ayırmaları gerekmektedir ki bu hiç de mantıklı değildir. Onlar aralarında atları nasıl paylaşacaklarını tartışırlarken yanlarına atının üzerinde seyahat etmekte olan bir matematikçi gelmiş ve bu üç adama atlara zarar vermeden nasıl paylaştıracaklarını söylemiştir. Peki sizce matematikçinin üç oğlana verdiği tavsiye nedir? Matematikçinin tavsiyesi kendi atını da miras olan atlara eklemek ve daha sonrasında babanın isteği doğrultusunda paylaştırmaktır. Bu şekilde paylaştırılınca 18 atın yarısı büyük oğlana yani 9 at, 3'te 1'i yani 6 at ortanca oğlana, 9'da 1'i yani 2 at da küçük oğlana verilmiştir. Böylece geriye matematikçinin atı kalmış, o da kendi atını alarak yoluna devam etmiştir. Polis memuru bir adamın ihbarı üzerine onun söylediği adrese girmiş ve evin salonunun ortasında kanlar içerisinde bir kadının yattığını görmüştür. Adam hemen olayın nasıl gerçekleştiğini polise anlatmaya başlar. İşten eve gelmiştim ve eşimi yerde kanlar içerisinde buldum. Sanırım dolaptaki silahımı buldu ve kendini öldürdü. Ancak polis adama inanmamış ve onu eşini öldürmekten dolayı suçlamıştır. Sizce polis adamı neden tutuklamıştır? Adam ilk andan itibaren yalan söylemektedir. Bunu da polis memuru adamın belindeki boş silah kabzasından anlamıştır. Eğer adamın iddia ettiği gibi silah o işteyken evde olmuş olsaydı, neden belinde silah kabzası asılıydı? Kısacası adam yalan söylüyordur, adam eşini silahıyla vurmuş ve öldürmüştür. Üç arkadaş güneşli bir akşamüstü sahra çölü üzerinde hava balonuyla gezmektedir. Ancak yaklaşık bir saat sonra balon yüksekliğini kaybetmeye başlar. Bu olaydan bir ay sonra ise üç arkadaştan biri çölün ortasında çıplak bir şekilde ve elinde bir kürdanla bulunmuştur. Peki sizce çölün ortasında bu şekilde bulunmuş adama ne olmuştur? Üç arkadaş balonda gezerken balon bir anda yüksekliğini kaybetmeye başlamıştır. Bunun üzerine üç arkadaş ağırlıkları azalsın diye kıyafetlerini çıkarıp aşağıya atmaya başlarlar. Fakat balon hala düşmeye devam etmektedir. Bunun üzerine aralarından birinin aşağıya atlamasına karar verirler. Aşağıya atlayan kişiyi belirlemek için de kürdanları kullanmışlardır. Çölde bulunan adam en kısa kürdanı seçtiği için o balondan atlamak zorunda kalmış ve bu yüzden de hayatını kaybetmiştir. İçerisinde hiçbir eşyanın olmadığı kare bir odada 20 kişi bulunmakta. Odadaki bu 20 kişi kafasını ve vücudunu hareket ettirmeden diğer kişileri rahatlıkla görebilmektedir. İçerideki kişilere bir portakal verilir ve onlardan bu portakalı odanın içerisinde bir yere yerleştirmeleri istenir. Ancak portakalı öyle bir yere yerleştirmelidirler ki biri hariç odadaki 19 kişi bu portakalı hareket etmeden görebilmelidir. Sizce portakalı nasıl yerleştirmeliler? Portakalı bir kişinin kafasına yerleştirirlerse, portakalı o kişi hariç odadaki 19 kişiyi rahatlıkla görebilir. Resme göre A, B ve C sayılarının yerine gelebilecek en düşük sayılar nelerdir? Size verdiğimiz süre başladı ama isterseniz videoyu da durdurabilirsiniz.
A'nın değeri 10, B'nin değeri 12, son olarak C'nin değeri de 6'dır. Hale 11 lira vererek kırtasiyeden kalem ve silgi almıştır. Bir kalemin fiyatı silginin fiyatından 10 lira daha pahalıdır. Peki sizce Hale silgi için kaç lira vermiştir? Hale silgi için 50 kuruş vermiştir. Sırada küçük bir göz testi var. Gördüğünüz resimde sizce hangi rakam yazmakta? 1, 6, 8 veya 3 mü? Cevabı bulmanız için süreniz başladı. Eğer ki cevabı bulamadıysanız videoyu durdurup resme dikkatlice bakabilirsiniz. Resimde gizlice yazılmış rakam 3'tür. Peki yeşil renkli noktaların bulunduğu bu resimde hangi harf yazmakta? L, E, F veya T mi? Resim içinde gizli şekilde yerleştirilmiş harf T harfidir. Rastgele yerleştirilmiş bu mavi noktalar peki sizce hangi rakamı oluşturmuş? 6 mı, 9 mu, 3 mü yoksa 8 mi? Koyu mavi renkli noktaların orta kısmında bulunan açık mavi noktalar 6 sayısını oluşturmakta. Bakalım kimler bu zor dikkat testinde sıradaki noktalar arasındaki rakamı bulabilecek? Sizce bu resimde gizli şekilde yerleştirilmiş rakam 8 mi, 2 mi, 0 mı yoksa 9 mu? Resim içerisindeki gizlenmiş rakam 9'dur. Sıradaki resim içerisinde gizlenmiş harfi bulmakta biraz zorlanacaksınız. Sizce resim içerisinde gizlenmiş harf Z, N, M, K harflerinden hangisi olabilir? Resim içerisinde gizlenmiş harf Z harfiydi. Bu soruya doğru cevap verenler gerçekten de iyi bir göze sahip. The Simpsons ailesinin yer aldığı bu iki resim arasında da 3 fark bulunuyor. Bakalım kimler verdiğimiz süre içerisinde bu farkı bulabilecek? İki resim arasındaki farkları sizler için gösterdik. Peki kimler farkların hepsini bulabildi? Bu sefer sizden iki resim arasındaki 5 farkı bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre başladı ama iş zorlanırsanız videoyu da durdurabilirsiniz. İki resim arasındaki tüm farkları sizler için gösterdik. Hepsini bulduysanız tebrikler. Çok keskin gözleriniz var. Bir hastane odasına ait bu resimde bir doktor hamile kadını "Sen bir şeytansın" diyerek bıçaklamaya çalışmakta. Hamile kadın da "Sen delirmişsin" diyerek karşılık veriyor. Peki ama sizce resimdeki kişilerden hangisi yalan söylüyor olabilir? Eğer doktorun yalan söylediğini düşünüyorsanız siz etrafınızda olup biten her şeyin farkına varabiliyorsunuz ve aynı zamanda analitik zekanız da oldukça gelişmiş. Eğer hamile kadının yalan söylediğini düşünüyorsanız siz başkalarının fikirleriyle hareket etmiyor, aksine kendi planlarınıza göre hareket etmeyi tercih ediyorsunuz.
Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.